İklim değişikliği nedeniyle yaşadığımız sıkıntılardan birisi de hastalıklar. Son zamanlarda yaşadığımız öksürüğün nedenleri nelerdir? Uzmanına soralım. Uzamış öksürüklerde ilk soracağımız soru mevsimden bağımsız olarak sigara içip içmediği hastamızın. Sigara içiyorsa öncelikle o açıdan değerlendirmemiz lazım. Bunun dışında kronik öksürüklerde mutlaka astım da listemizin başında yer alıyor. Bunun dışında yine bu küresel ısınmanın getirdiği bir sonuç olarak enfeksiyonlar, özellikle viral enfeksiyonlar, solunum yolu virüsleri ve hala hayatımızda olan COVID-19 gibi virüslerin yarattığı enfeksiyonların etkileri de uzun sürebiliyor. Bunların üzerine binen bakteriyel enfeksiyonların etkisi de uzamış öksürüğe sebep olabiliyor. Eğer polen alerjisi varsa hastalarımızın dışarıya çıkarken maske takmalarını öneririm. Yine bu çöl tozları durumu tekrar yaşanabilir. Öyle bir durumda zaten meteoroloji gerekli uyarıları yapıyor. Buna olduğu, çöl tozlarının yoğun olduğu saatlerde özellikle kronik akciğer hastalıkları olan hastalarımızın dışarı çıkarken maske takmalarını ve yoğun saatlerde dışarı çıkmamalarını öneririm. Astım, KOAH gibi kronik bir hava yolu hastalığı varsa rutinde kullandığı inhaler ilaçlarının düzenli bir şekilde devam etmesi ve atak belirtisi dediğimiz öksürükte, nefes darlığında, balgamda artış olduğu durumlarda da konunun uzmanından yardım istemesini öneririm. Sigarayı bırakmaya karar vermesi sigara içen bir hasta için çok büyük bir adım. Aslında birçok göğüs hastalıkları hastalığının en önemli nedeni sigara. Onunla mücadele etmemiz çok kıymetli bu açıdan. Sigarayı bıraktıktan sonra bir ay bekleyebiliriz. Yani ileri incelemeler yapmamıza gerek yok eğer akciğer grafisi başlangıçta normalse. Çünkü sadece sigara içimi kronik öksürüğe sebep olabilir. Sigarayı kestikten bir ay sonra öksürüğün kesilmesini bekleriz. O ilk bir ayda öksürükte bir artış da olabilir. Çünkü sigara hava yollarındaki mukosiliyer klirans dediğimiz bu temizleme mekanizmasını bloke ediyor. En önemli savunmamızı maalesef kaldırıyor. Ama bıraktığı andan itibaren olumlu etkilerini yaşamaya başlayacaklar ve bir aydan sonra da eğer bir hastalık gelişmemişse öksürüğün kesilmesini bekliyoruz ve sigarayı bırakmakla ne kadar doğru bir adım atmış olduklarını anlayacaklardır.